Tamam ya, ters bir çıkartın. Bizimdir ninja, yuvan, Pokemon. Kötü Pokemon yoktur. Sahibi nasılsa Pokemon da öyledir. Ekans abimizden selamlar. Bugün sizlerle birlikte Pokemon Go'da yer alan 10 en kötü Pokemon'a göz atacağız. Hadi gelin başlayalım. Pikachu. Pikachu. Birinci sırayı düşük savaş gücüne sahip Magikarp alıyor. Bu Pokemon sürekli sahil bölgesinde çıkan bir su tipi. Sadece Splash ve Struggle özelliğine sahip bu Pokemon 262 CP değerlerine ulaşsa da pek bir anlam ifade edemiyor. Eğer sabrınız varsa Gyarados'a evrimleştirmek için kasmaya devam edin. İkinci sırayı ise yeşil bir kurdu andıran Caterpie alıyor. Bir böcek Pokemon olan Caterpie evriminin ilk aşamasında. Tabii ki bu Pokemon Metapod'dan daha hareketli gözükse de sadece 443 CP değerlerine ulaşabiliyor. Buckbeat, Tackle, Struggle gibi özelliklerle diğer Pokemon'ların gerisinde. Gerçekten iyi bir sonuç elde etmek için Butterfree olana dek kasmanız gerekiyor. İşte geldik 3. en kötü Pokemon'umuza. Hatırlar mısınız bilmem. Bazı savaşlarda neredeyse Ash sinir krizi geçiriyordu. Bir tırtıl kozası şeklinde olan Metapod, ateş ve kaya tipi Pokemon'lara karşı çok güçsüz. Kendi durumunu iyileştirebilen bu Pokemon 447 CP değerlerine kadar yükselebiliyor. Açıkçası birçoğumuzun tutma sebebi ise tabii ki Butterfree. Yine bir böcek türü ile listemize devam ediyoruz. 4. sırada ise Weedle var. 449 CP'ye kadar erişebilen bu Pokemon'un saldırısı gerçekten çok güçsüz. Weedle ile yapabileceğiniz tek şey aslında hiçbir şey. Onu Kakuna'ya, daha sonra da Beedrill'e dönüştürebilirsiniz. Oyunda daha çok hızlı XP kasmaya yaradığını da belirtelim. Caterpie gibi 12 kendiye evrimleşebiliyor. Ufaktan yolu yarılamaya başladık. Listemizin 5. sırasında oldukça sevimli gözüken Diglett var. Bu yer tipi güçsüz gözüken Pokemon'umuz sadece 456 CP'ye kadar yükselebiliyor. Öğrendiği Meteor Moves özelliği gerçekten gym saldırılarında pek bir işe yaramıyor. Sıramızın 6. pozisyonunda ise koza şeklinde bize merhaba diyen Kakuna var. Böcek tipi bu Pokemon maksimum 485 CP değerlerine ulaşabiliyor. Pokédex'te kalmasının yegane sebebinin Beedrill olduğunu artık hepimiz kavradık. 7. sırada ise kolay bulunabilen ve sürekli bir yerlerden fırlayan Rattata karşımıza çıkıyor. Şimdi sizlere soruyorum. İlk defa karşılaştığınızda Rattata yakalamak için kaç tane Poketopu harcadınız? Görünen o ki topları kırmayı seven Rattata birçoğumuza fuzili Poketopu harcatmıştır. Fare Pokemon'umuz maksimum 581 CP değerlerine ulaşabiliyor. Rattata, Raticate'e evrimleşebiliyor olsa da her iki Pokemon'un da pek tercih edilmediğini söyleyebiliriz. 8. sırada ise Abra ile karşı karşıyayız. Eminim birçoğunuz abi nasıl olur diyordur. Düşük yakalanma ve yüksek kaçma oranına sahip bu Pokemon teleport olabiliyor. Bir tanesini yakalamak bile bazen çok uzun sürebilmekte. Yüksek CP oranına sahip olmadığını biliyoruz. Abra oyunda taşları yerinden oynatacak bir pozisyona sahip olmasa da Alakazam olana kadar beklerseniz işte o zaman renkler değişir. Eminim birçoğunuz Zubat nerede yahu diye listeyi sorgulamıştır. Zubat 9. sırada. Zubat artık her Pokemon eğitmeninin her yerde rastladığı ve yakalamaktan sıkıldığı yegane Pokemon. Küçük ebatlı uçabilen bu Pokemon uzak mesafelerde kalmayı tercih ediyor. Eminim sizler de yakalamaya çalışırken birçok Poketopu harcamışsınızdır. Maksimum 642 CP'ye ulaşabilen bu Pokemon diğerlerine nazaran biraz daha güçlü. İşte geldik listemizin sonuncu Pokemon'u Chansey'e. Tatlı pembe Pokemon'umuz hemşireci oyun şapkasını takıyor. Şimdi neden bu Pokemon diye düşünüyorsunuz? Çok güçsüz olduğundan değil, sadece maksimum 675 CP değerlerine ulaşabildiği için seçtik. Ayrıca şu anda evrimleşemediği için bu tatlı Pokemon'umuz gym savaşlarında pek bir artı sağlayamıyor. Bugünkü videomuzda Pokemon Go'da yer alan 10 en kötü Pokemon'a değindik. Sizin gibi arkadaşlarınızın da neler düşündüğünü merak ediyorsanız paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sevgilerle, hoşça kalın. İmam Efendi, sen iyileştin Pikachu. Vay 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 Pikachu öldü vallahi öldü. Gitti vallahi gitti.